enayiler. Lan bir çantanıza sahip çıkamıyorsunuz be. Çantasına sahip çıkamayan adamdan ne hayır gelir memlekete desem yine beni suçlarsınız. Benim işim bu, işim. Ve işimin ehliysem, benim ekmek teknem bu ise, bana kimsenin bu lafları söylemeye hakkı yok. Ne yani? Sen şimdi yakalansan, televizyoncular sorsa, niye falan diye sorsa, böyle mi diyeceksin? Bilmem. Yakalanmayı hiç aklıma getirmedim. Bu çocuk nerede kaldı ya? Of. Hem iş istiyor, hem de hiç aramadı daha. Saat kaç? 9. Of. Alo, ben Eşkiya. Ha, biz de seni konuşuyorduk Mazlum. Ha dur, veriyorum. Ha, söyle Mazlum. Ne? Yok, hiçbir şey gerekmez oğlum ya. Spor ayakkabın var mı? E bul o zaman oğlum. Şöyle geniş, hızlı koşacağın ya da rahat olacağın bir pantolonun var mı? Heh, giy. Balat Park'a gel. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Lan bu Mazlum da amma mazlummuş ha. Alo Cengiz, neredesiniz ya? E niye gelmediniz? İyi tamam, hadi geliyorum ben. Salak. İyi düşündün mü? Düşündüm. Neden bu işi yapacaksın? Aylardır iş aradığım yok abi. Hiç kimse işe almıyor. Ne yapabilirim ki? 7 kardeşim var. Anam hasta zaten. Sonra kardeşlerim okuyor. Kimi çiçek satıyor İstiklal'de, kimi mendil. Rahmetli ölünce evin reisi de ben oldum. Yani anlayacağın, eve para götürmem gerek abi. Hem de çok para. Babanın hatırı bende büyük. Beni o büyüttü sayılır. Az sahip çıkmadı. Koğuşun babasıydı baban. Bana sürekli bugün varsam yarın yokum derdi. Adam ol. Kendini kimseye ezdirme derdi. Kimseye güvenme. Bu devirde ekmek aslanın ağzında. Abi sen daha küçükken koğuşta çekindiğiniz fotoğraf camekanın önünde duruyor. Camekanda mı? Camekanda. Anam babamın son fotoğrafı diye camekanda tutuyor. Bu işi yapmaya kararlı mısın? Kararlıyım abi. Sigaranı yaksana. Ben sigara içmem ki. E niye aldın o zaman oğlum? Ne bileyim, almışım işte. Yak yak. Zorlama kendini oğlum. Sen daha önce gerçekten içmedin ha? Yok, içmedim. Ama gerekirse içerim. Diyelim ki yakalandın. Polise ne diyeceksin? Abi ağzım sıkıdır. Adınızı kimseye vermem. Korkmayın. Aramıza giremezsin. Niye abi? Bu işlerin kitabında yakalanmak yoktur da ondan. Oğlum hiçbir şey yapamıyorsan git limon sat. Abi ona sermaye lazım. Git bul o zaman. Nereden bulayım? Bir tek sen geldin aklıma. Bak Mazlum, bu iş çocuk oyuncağı değil. Yakalanırsan en az 6 yıldan başlıyor. Biliyor musun? İsimlerimizi okuman önemli değil. Adlarımız takma zaten. Yakalanmayacağım abi. Ne dersem yapacağım mı? Yapacağım. Uyuşturucu kullanıyor musun? Doğru ya, sen sigara bile içmiyorsun. Yeni başladın yani. Nasıl yani abi? Oğlum hap esrar falan içtin mi yani? He, bir keresinde sokaktaki çocuklar, cepçi çocuklar sigara sarmışlar. Ben de bir nefes aldım ama başım ağrıdı. Kullanırsın öylesi. Abi gerekirse kullanırım. Oo, saat geçiyor. Kalkalım o zaman. Hadi. Yürüsene lan. Bak yakalanmak yok ha. Yok abi. Gelen lavuklara bak. Hadi o zaman antrenman yapalım. Uzun tutmayalım. İyi ki hareket yeter. Spora hazırlanırlar. Felaket var. Sen gördün mü? Doğru yüzlerize lan. Yavaş. Behlül. Dur gel. Ne oluyor? Abi bırakın. Kim artık kim olsun? Şahin abi. Şahin abi. Şahin abi. Şahin kim lan? Şahin abi. Şahin abi. Şahin abi. Değil mi piç mi? Ulan abi dur artık. Şahin abi. Şahin abi. Lan kim dur lan? Umut. Umut. Sen buraya. Orospu çocuğu mu lan? Yürü lan. Sabah sabah olur bak ya. Sormaz mıyım lan? Yürü. İçeceksin bunu, kafa yapacaksın. Başımı ağrıtmaz değil mi abi? Konforluymuş. Abi biz bu arabayı çaldık mı şimdi yani? Günaydın. Ne oldu lan? Hiç. Bir sigara versene abi. Al bakalım. Şahin abi, ha. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Senin gibi kimsen yok mu? Ne bileyim, ailen falan. Niye sordun? Hiç. Rahmetli babamın mektuplarını okuyordum da birinde senden bahsediyordu. Yani Mazlum'dan büyük ama Mazlum kadar severim diyordu. Demek öyle ha? Anası babası yok, kimi kimsesi yok diyordu. Alo, yavrum nasılsın? İşteyim, uygunsan alayım seni. Nasıl yani ya? Ne zamandır görüşmüyoruz? Bugün konuşmamız lazım. Tamam, oraya gelirim. Seni seviyorum. Peki, eyvallah. Ben küçükken anam babama boynuz takmış. O da anamı da kırığını da öldürmüş. Çok küçüktüm işte. Çok küçüktük yani. Beni bir yurda koydular, bacımı başka bir yurda. Bacım var yani değil mi abi? Sen gördüğümde 5 yaşındaydı. Şimdi yolda görsem tanımam. Abi bacını hiç araştırmadın mı? Sen de amma soru soruyorsun ha. Yok, araştırmadım. Umarım bir gün karşılaşırız. Oo, hoş geldin Melek. Otur. Evet. Nerede kalmıştık? Ha, ödemenin Cengiz tarafından neden yapılmadığını merak ediyorsundur. Ya da seni buraya neden çağırdığımı. Ha, mal taksiminde eksik oluyormuş. Durup dururken iş çıktı şimdi. Ne güzel her şey tıkır tıkır giderken böyle şeylere gerek var mıydı acaba? Ha? Ben bana ne veriliyorsa onu teslim ediyorum. Ben de bizim çocukların yalancısıyım. Mal eksik veriliyormuş. Böyle bir şeyden haberim yok. Sana bir iş teklifim olacak. Ne işi? Zevk alacaksın bu işten, zevk. Alıştıkça isteyeceksin. Çok para kazanacaksın. Aklına getiremeyeceğin kadar çok para. Ne istiyorsun lan sen benden? Ha? Aa. Düzmek mi istiyorsun beni ha? Söylesene. Yo, yanlış anladın. Ben sadece bir iş teklifi yapacaktım. Anlaşabilirsek birlikte çalışalım diyecektim. Gel bakayım buraya. Eğer seni düzmek isteseydim çoktan düzerdim, anladın mı? Şimdiye kadar kalmazdı. Ben sadece kaybolan mallarımın hesabını soruyorum senden. Anladın mı? Eğer zılalayan sensen, işte o zaman düzerim seni. Seni meleklerin bile kurtaramaz elimden. Sevdim. Silahı çektiğin zaman bir daha sık. Sonra pişman olursun. Banka hesabından çek paranı. Ha. Bu mesele burada kapanmayacak. Araştıracağım. Eğer çocuklar haklıysa yapmadığım işte o zaman yapacağım sana. Az kaldı az. Çok az kaldı. Bir gün bırakacağım bu işleri. Söz bırakacağım. Beni dün istemeye geldiler. Sana söylemedim üzülmeyesin diye. Babam kızım isterse dedi. Ben de istemedim. Evlenelim artık. Hangi parayla Ayşe? Çarptığın parayla mı? Bak, bir fabrikaya girersin. Ben de çalışırım. Yuvamızı kurarız. Çocuklarımız olur. Bir oğlan bir kız. Sicilin bozuk diye kimse almıyor işi. Limon sat. Ayakkabı boya. Ne limonu Ayşe? Ne ayakkabı boyasından bahsediyorsun? Bunlarla ev nasıl geçindirir? Ben ya parayı bulup mutlu oluruz derim ya da bekleriz. Böyle giderse benim memleketim birine verecekler. Sen ne dersin? Şu hayatını bir düzeltsen. Düzelecek biliyorsun. Bizim gitmemiz lazım. Ha bir dakika. Bak sana ne göstereceğim. Annem, babam, bu benim. Bu da kız kardeşim. Bu benim uğurum. Bu bende kalsın. İkimizin uğru olsun. Peki olur. Hadi gidelim. Sensiz hüznün tadı olmaz. Sensiz olmaz. Aynen doğru söylüyor. Hadi gidelim, işe çıkalım. Hem Mazlum da görmüş olur. Nereye süreyim? Levent. Eşkiya, yanaş bakalım şu ördeğe. Mazlum, iyi seyret. Dur ulan! Aa, çantam! Çantam çalındı! Aç bakalım ne varmış? Beyaz arabaya yanaşma bana. Yok, silme arkadaşım. Kardeşim silme dedik sana. Şişt, ya yürü git. He. Çantamı çaldı. Şişt, çantayı çaldılar, yardım etsenize. Kardeş koşsana ya. Çantanız. Dur. Evet çanta koşsana. Behlül çocukken cezaevinde tecavüze uğruyor. Çok üzülüyor, ondan sonra kendi kendine ceza veriyor. O günden sonra hiç konuşmuyor. Sana niye eşkıya diyorlar? Ne bileyim, başkasına sor. Aha geldiler. Buyurun. Oğlum aklınızda bulunsun. Bundan sonra rüzgara karşı işemeyin lan. Rüzgara karşı işemeyin. Hadi lan. Senden büyük sevgili var mı be bu alemde? Hiç var hiç bakalım. Gör Efer'in hareketini. Rüzgara karşı işte. Şuradan buldu lan. Rüzgara karşı işte. Şuna bak ya. Ne biliyorsun oğlum ya? İçim var, içim bakalım. Gör Eber'in hareketini. Aramıza hoş geldin Mazlum. Sular iç. Açlar. Gözlerini. Kadın budalası piçler. Geldin mi? Geldim. Gözlerini, ağzını aç. Aç ağzını. Adamın başına nelerden zarar geldiğini biliyor musun sen? Ya meraktan ya da bilmiyorsan öğrendin işte. Umarım sizi kurtaracak birileri buluruz. Gerçi bu halde çok komik görünüyorsunuz ama. Mazlum. Buyur abi. Şu çocuğu görüyor musun? Şu şeker yiyen çocuk mu? Aha. Onun elinden şekerini al gel bakalım. Çocuğun şekerini. Ha, al gel bakalım nasıl yapacaksın? Gülme, gülme. Hadi. Şş çocuk. Buyur abi. Burada yiyeceğine var mı? Hasta mısın abi? Hastayım. O şekeri nereden aldın? Aşağı bakkaldan. Kaç lira? 1,5 milyon. İyi, güzel. Afiyet olsun. Sağ ol abi. Niye almadın? Niye almadın dedim. Ya abi o daha çocuk. Başlatma lan abinden. Kardeşlerim var diyorsun. Okutmam lazım diyorsun. Hangisi o piçin giydiğini giyiyor? Hangisi yediğini yiyor lan? Yediği şekerden yiyebiliyorlar mı lan? Hiçbiri. Yarın gelme. İşime yaramazsın. Hani anan için yapıyordun bu işi? Kardeşlerin için yapıyordun? Ya abi. Kes. Bak koçum. Bu işi ya yaparsın ya yapmazsın, tamam mı? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu kafayla giderse hiçbir bok alamazsın. Ne anana ne kardeşlerine bakamazsın. Unutma. İnsan insanın kurdudur Mazlum. Arabayı çalıştır Eşkiya. Yanardağ patladı. Dur abi, şekerim. Dur lan, ne yapıyorsun? Dağ başı mı lan burası? Neydi lan şeker? İmamı yer misin? Yok sağ ol, sevmem. Ne öyle şey yalar gibi. Yürü gidelim, hadi iş yapalım ya. Allah Allah. Alo. Söyle Kamil. Nasıl? Ne demek bu şimdi ya? İyi tamam, hadi geliyorum ben oraya. Sinir. Aynen konuştuğumuz gibi. Hiçbir şey belli etmeyeceksin. Merak etme abi, hiçbir şey belli etme. Bir terslik olursa telefon aç. Uzayalım. Hayırdır, ne oldu? Şükrü anlamış abla. Sabah Cengiz'i bana gönderdi. Cengiz malı kimlere dağıttığını sorup durdu. Bilmiyorum dedim, silahı kafama dayadı. Cengiz'i başka birine de göndermiş mi Şükrü? Bilmiyorum. Kimden alıyor Şükrü bu malı abla? Nereden geliyor bu mal? Soru sormak yok demiştim sana. Sana kötülük yapacaklar abla. Bunlara güven olmaz. Ver polise, kurtul. Kimliğini değiştirsin. Gerekirse ülkeyi terk edersin. Bana bak. Polis ağzıyla konuşma bana. Ne polisi abla? Cengiz kafama silah dayadığında öldüm dirildim. Seni öldürecekler abla. Bana yaptığın iyiliği böyle ödeyeyim dedim. Merak etme beni. Bana bir şey olmaz. Söyle lan bana. Polise mi çalışıyorsun? Aç! Söyle yoksa sıkarım. Niye sattın lan? Cezaevinde açken çoluk çocuğuna bakan kimdi? Şükrü'nün ne kadar köpek olduğunu ben de biliyorum. Ben aptal mı sandın sen? Affet abla, affet ne olur. Çocuklarıma bağışla. Gece baskın yaptılar, mallarla yakaladılar. Bağlantıyı öğrenemezsem atacaklar cezaevine. Nereden baksam 14 yıl abla. Bana ne lan? Beni niye sattın ha? Söyle! Söyle! Adımı verdin mi polise? Polis şu an seni gözetliyor mu? Yok abla, emniyete gittiler. Ama sana bir şey yapmayacaklar, söz aldım. Söz mü aldın? Şimdi telefonu aç bakalım. Man'ın Rusya'dan geldiğini, benim senin yanından ayrıldığımı, senin de eve doğru gittiğini söyle. Hadi! Alo. Abi ben Kamil. Mal Rusya'dan geliyormuş. Melek yanımdan ayrıldı. Ben de eve gidiyorum abi. Tamam abi, görüşürüz. Kuryeliğin cezası kaç yıl biliyor musun? İşte şimdi öğrendin. Ana, niye mezarlığa bakıp ağlıyorsun yine? Hiç. Oğlum. Gel bakalım, biraz su iç. Oh, su içmezsen bağırsakların kurur oğlum. Oh. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nasılsın? Bak sana kimi getirdim. Ha? Bak. Ana. Şahin oğlum. Bak bakayım gözlerime. Bunu hangi parayla aldın? Kendi paramla ana. Sana hiç haram ekmek yedirir miyim ben? Yedirmezsin ya. Otur bakalım. Ne haber yakışıklı? İyidir. Senden ne haber? İyi. Aç mısın? Anam bir şeyler hazırlasın. Yok sağ ol. Sen açsan? Yok. Ben az yiyorum Şahin. Niye? Anamdan utanıyorum. Kadın altımızı alıp duruyor. Ya sıkma canını be oğlum. Anandır senin. Utanma. Felç olmak niye ki diye düşünüyorum bazen. Doktora anamdan habersiz beni öldürün dedim. Bir iğne vurun dedim. Yapamazlarmış. Anama söylemiş doktor. Anam günlerce ağladı. Orospu çocuğu tutmuş kadına söylemiş. Söylemese çaksa iğneyi, iş tamam. O da eceliyle öldü sanır. Bir ağlar, iki ağlar. Böyle her gün kendini tüketiyor kadın. Allah vermiş canı, Allah alır oğlum. Allah vermişse niye sahip çıkmıyor? Niye böyle bırakıyor? Niye almıyor canımı? Ne o öyle fısır fısır? Bak oğlum, yolunuz yol değil. Bak görüyorsun işte Yavuz'u. Oğlum, insanların malında canında gözünüz olmasın. İnsanın ekmeğine kan bulaştı mı tüm hayatı keder dolu olur. Namuslu, onurlu olarak yaşamak varken niye insanların canında malında gözünüz olsun ki be yavrum? Tövbe et. Allah affeder. İnsanları sev ki Allah da seni sevsin yavrum. Değil mi? Hadi yiyin şu şeftalileri bakayım. Hadi o yemez, zorla yedir. Bu Yavuz kim? Bu Yavuz kim ya? Öf. Yavuz'la Şahin çocukluğundan beri arkadaş. Bir gün iş koştururken Yavuz çantayı alıp hızlı hızlı koşuyor. Tesadüf bir polis otosuyla karşı karşıya geliyor. Şahin arabada bunu kolluyor tabii. Arabada tek polis. Adam sırtı dönük dur çekiyor. Yavuz durmuyor. Adam tek el ateş ediyor. Sırt kemiğinden vuruyor. Şahin görünce dayanamıyor. Çıkarıyor bıçağı, sallıyor. Adamın böğründen defalarca saplıyor. Polis ölüyor. Şahin cezaevine, Yavuz hastaneye. Ha? Senden bir ricam olacak. Söyle yakışıklı. Bırak bu işleri. Bak nice canım vebalini yaşıyorum. İsyan ettiğim Allah benden böyle hesap soruyor. Beni merak etme, bana bir şey olmaz. Allah'a emanet ol. Sen de. İşte böyle Mazlum kardeş. Yavuz nasıl, iyi mi? İyi sayılır. Ama canı sıkılıyor biraz. Hadi gidelim. Bizim evde buraya çok yakın ha. Eve gidip biraz bir şeyler yiyelim mi? Yok, sağ ol. Seni evine bırakalım mı? İster misin? Yok abi, para bulmam lazım. Hadi, eve gidelim sen bir ananı gör. Şunu da al, anana ver çocuklara bir şeyler alsın. Al lan al, akşama daha çok var. Sağ ol abi. Evine uğra, yemek yiyeceksen ye. Yok abi, yemeyeyim. Ama bu parayı anama vereyim de geleyim. Olur. Maç yapacak mısınız? Hı. Anam nerede lan? Anam yukarıda abi. Tamam. Niye açmıyor bu kız ya? Sana hiç aşk meşk olayları yakışmıyor ha. Sen o kıza tanıştığından beri çok değiştin ha. Nasıl yani? Ne bileyim, şu haline bak ya. İkide bir telefona sarılıp duruyorsun. Emanetler yanında mı? Şşş! Behlül! Emanetleri çıkar lan. Mazlum'a verecek misin? Ne haber lan? İyi be abi. Ayda, bir şey istiyorsunuz mu benden? He? Abi ben senden oyuncak araba istiyorum. Bana da oyuncak silah. Alırım canlarıma. Anamı üzmeyin ha, tamam mı? Tamam abi. Hadi. Alo, Buyur Cengiz. Ne oldu, hayrola? Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Bize 2 demli çay. Tamam abi. Sağ ol birader. Afiyet olsun. Sağ ol. Al. Bu ne abi? Neye benziyor? Apa, iyi. İç o zaman. Niye içtin lan? Bilmiyorum abi. Her dediğimi yapacaksın yani ha? Kardeşlerim benden oyuncak istediler ha. Bu saatten sonra zehir de olsa içerim. Kalkalım. Nedir acele olan? Senin yüzünden paketlerimi unuttum dükkanın birinde. Ne var? Seni görmemi Şükrü istedi. Hazırlık yapsın dedi. Akşam üzere mal götürecekmişsin. Nereden çıktı şimdi bu iş? Aynı gün işe çıkmadığımı o da biliyor. Sabah böyle bir şey söylemedi ki. Bilmiyorum. Bodrum'a tekrar gidecekmişsin. Bir tek onu biliyorum. Hazırlık yapman gerekiyormuş. Bir hafta kalacakmışsın. Peki, ne yapalım, gideceğiz. Şurada oturalım biraz. Onlarla bunlar arasında ne fark var? Nasıl yani abi? Bak, şunların içerisinde binlerce insan var. Bunlarda da binlerce insan var. Şimdi aralarındaki fark ne? Birileri yaşıyor, birileri ölüyor. Ya oğlum, onu babam da biliyor. Aralarındaki fark ne? Bak, insan aldığı soluk kadar dünyada yaşar. Bedeni kadar da toprağa karışır. Yaşayanlar, yani soluk alanlar, kendi hayatlarını, kaderlerini yaşarlar. Şurada yatanlar sonlarının ölüm olduğunu bence %100 unutmuşlardı. Oysa her canlı bir gün ölümü tadacak. Şimdi bana söyle, şu yaşayanlar arasında aç olanla tok olan arasındaki fark ne? Biri tok, biri aç. Ölenlerin arasında hiç fark yok ama. Niye ki? Niye olacak? Hepsini kurtlar, yılanlar yiyordu ondan. Yaşayan ölüler arasındayız Mazlum. Rengarenk kefen giymiş ölüler. Dünyalarını çantalarında kaybedenler. Biz de dünyalarını kapıyoruz. Böyle yaşıyoruz, anlayacağım. Yaşamak için yaşamlarını çalmamız gerek Mazlum. Ananı mutlu etmek istiyorsan bunu böyle bil. Gözün kara olacak. Ölüler arasında koşacaksın. Yaşamamız buna bağlı. Evet, anladım abi. Hadi bakalım. Alo, ne haber canım? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Aman ne bileyim ya. Kızım seni evlilik telaşı sarmış. Kocan beynini yıkamış. Tamam. Bilmiyorum ama... herhalde şehir dışına çıkmam gerekiyor bu hafta. Hı. Tamam. Ben de çok öpüyorum. Hadi bay bay. Ne bileyim abi. Yani sen bilirsin. Gel şuraya oturalım. Tamam abi. İyi misin? İyiyim. Niye öyle yapıyorsun lan gözlerini? Nasıl yani abi? Baksana oğlum, bozuk floresan gibi oldun lan. O nasıl oluyor ki? Tik oldun oğlum. Abi sakın o içtiğimiz hap yüzünden olmasın bu. Saçmalama lan. Hap öyle şey yapmaz. Biraz da adamına göre yani. Nasıl yani adamına göre abi ya? Şşş, alo, kendine gel. Hap öyle şey yapmaz. Kendi kendine yapıyorsun her şeyi. Yapmamaya çalış bakayım. Oluyor mu abi? Ulan ne adamsın ya. Düzeldin mi abi? Düzeldin. Kalk hadi. Bak oğlum, şu kadını görüyor musun? Bu senin ilk işin. Hadi göreyim seni. Hadi yürü bakalım. Ayıp ettin abi. İmdat! Yardım edin! Çantamı çalıyorlar! Lütfen yardım edin! Gel çantamı... Bıraksana lan! İmdat! İmdat! Lan bıraksana lan beni! Ver! Bırak dedim sana! Ulan! El alemin dördüsü seni mi gördü lan! Yürü! Kimseye acımayacaksın oğlum! Hiç kimseye! Bugüne kadar sana kim acıdı lan? He? Hiç kimse! Yürü! Ne yapıyorsunuz oğlum? Ha, oğlum! Oğlum dur! Sus ben! Sus bu! Söyle lan! Ne var çantada? Söyle! Söyle! Ne var? Şuna bak şuna! Yaşından başından utanmıyor, bir de ağzını yüzünü boyam! Atlar atılmaz, sattan satılmaz lan! Ölmüş kocanın parasını mı yiyorlar? Şu boyalara bak! Bırak bunu! Ver çantayı! Ver lan çantayı! Bırak! Emekli vercim gitti! Yüzüne gözüne makyaj sürmüş! Yeter! Denizi görüyor musun? Deniz her pisliği temizler der. Deniz mi olmak istersin, pislik mi diye kime sorsan deniz der. Sen ne olmak istersin? Bilmem. Deniz olmak isterim. Sen de denizli. Sen ne olmak istersin? Pislik. Niye ki? Dengeyi korumak için. Şurada oturalım biraz. Bak, kısa günün kârı işte. Hangi işte bir çıkmada bu kadar kazanıyorsun? Hiçbir işte. Bir de diyorlar ki ekmek aslanın ağzında. Enayiler. Enayiler ne olacak? Al oğlum, bunlar sende kalsın. Akşama biz de toplanıp çocuklarla payı yapacağız. Ha öyle mi? Hadi biraz gezelim. Kalabalıkta nasıl çalışılır göstereyim sana. Hepsinin tekrarını isteyeceğim ona göre. Ayıp ettin abi. Çanta çaprazsa kolay çarpamazsın. Al sana bir kuş. İmdat! Çantam! Çantam! Polis yok mu? Çantam imdat! Kurtarın çantam! Çantam! Hadi bakalım. Bu senin ilk işin. Hadi yürü. Çantam! Çantamı çaldılar! Şu yan sokakta merdivenlerin başında bekle beni. Hadi. Tamam abi. Ne oluyor? Bıraksana çantamı, çantamı geri ver. ulan? Daldın yine derinlere. Yok be abi. Kardeşlerimi düşünüyorum. Biri silah istiyor, öteki oyuncak araba. Olur olur. Hadi. Şunlara bak, gavurun dölleri. Ne oldu lan? Ya hiç aradep kalmamış şu bizim insanlarımızda abi ya. Al. Ya abi, ben alıştım galiba ha. Artık çok sürmüyorum. Ya oğlum, anam benim için beddua edecek ha. O belli olmaz abi. Belki de dua ediyordur. Parayı alınca nasıl mutlu oldu bir görsen. Çoktandır saçına kına yakmak istiyor. Al dedim ana, saçına kına yap. Parayı nereden buldun diye sormadı mı? Sordu. İşe başladım dedim. Bir tekstil atölyesinde çalışıyorum dedim. İnandı. Abi be, sanki ben yere basınca böyle yer ayağımın altından kayıyor gibi. Haptan mı bu? Haptan. Niye içtik biz bunu, anlamadım bir türlü. Sen hiç kadın dövdün mü? Yo, hiç dövmedim. İyi hatırla. Yok vallahi dövmedim abi. Lan oğlum, kadının çantasını alırken yumruğu çaktın ya kadının suratına. Orospu! Gözüne gözüne makyaj sürmüş bir de. Of ya abi ya, hatırlamıyorum. Öyle mi yaptın? Bu hap böyle yapar işte. Cesurlaşıyorsun ama hatırlamıyorsun. Ya abi, şu zıpırlar ne yapıyordu öyle ya? Dans edip para topluyorlar. Yapmak ister misin? Ben her şeyi yaparım abi. Sen niye dans etmiyorsun abi ya? Vallahi var ya, bana para verseler dans da ederim, takla da atarım ha. Dans da etmem, takla da atmam, çalarım. Sen niye çalıyorsun be abi? Şimdi mi soruyorsun bunu? Neyse, en iyi böyle geçimimi sağlıyorum. Ben çocukluğumdan beri böyleyim. Dinlendinse kalkalım mı abi? Kalkalım. Eşkiya az sonra bizi parkın çıkışından alacak. Anlattıklarımı anladın değil mi? Şşş Mazlum. Şu adamın cüzdanını görüyor musun? Görüyorum. Ha, git onu al bakayım. Cüzdan ne? Ha, yürü. Şşt, abi cüzdanı çalıyorlar abi. Allah'ın cücesine. Bak şerefsize ya. Abi çalıyorlar böyle bunlar. Hey ya, şöyle bak, ortalık hırsız dolmuş. Güle güle abi. Ulan, gel lan buraya. Beni seviyorsan bu işleri bırakacaksın. Bırakacağım. Mazlum, hani şu yeni gelen çocuk. Babası küçükken kol kanat gerdi bana hapishanede. Şimdi bana ihtiyacı var. Benim de ona sahip çıkmam lazım. Biliyorsun, söz. Seni seviyorum. Ben de. Ama bana söz ver, bu işleri bırakacaksın. Bırakacağım, söz. Bizimkiler geldi. Behlül! Aslanım benim. Ne oldu lan? Keyfin yerinde? Bırakacağım bu işleri. Ayşe'ye söz verdim. Abi bırakacak mısın? Bırakacağım ya. Aşk sana yaramadı oğlum. İşsiz kalırsın. Açlıktan geberirsin vallahi. Belki. Hoş geldin Melek. Otur. Ne işi bu durup dururken? Senin için çok güzel düşüncelerim var. Karıcığım, gelebilirsin. Gel karıcığım. Canım benim. Canım. Güzel karım. Kadere bak değil mi? Senin en yakın arkadaşın benim karım. Ben yokken bütün işlerime karım bakıyor. Neslihan. Bütün işlerimden o sorumlu. Şimdi bana doğruyu söyle. Param nerede? Bankaya yatırdım. Güzel. Ver. Bak. Sana son bir şans veriyorum. Bu paketleri bugün Bodrum'a götüreceksin. İşte bu da biletin. Bak. Malı eksik götürürsen seni yok ederim. Anladın mı? Hayatını Neslihan'a borçlusun. Karıcığım benim. İstanbul'a döndüğünde hesaplaşacağız. Aa, sakın unutma. Eksiksiz, tamam mı? Aa, üzülme karıcığım. Sen çok başarılı bir kadınsın. Seni çok seviyorum. Yani sen bu işleri bırakacaksın ha? He, yerimize sen bakarsın artık. Nasıl, ben de iyi yapıyorum ama değil mi? Ha, iyi yapıyorum. Bugünlerden baksan 500 milyon euro yaptık. Enayiler sağ olsun. Abi çantaya bak, içi para doluymuş gibi ha. Ben bu çantaya saldıracağım. Ha? Ha? Tamam. Ama acele et. Eşkiya bizi yukarıki köşeden alacak. Tamam. Hadi. Bak sana ne göstereceğim. Annem, babam. Bu benim. Bu da kız kardeşim. Kardeşim. Şahin! Şahin! Polis geliyor oğlum!